Sizlere güzel bir ıspanak kökünden çorba yapalım. Ispanak köklerimi yıkadım. Burada da bir tane soğanım var. Rendeleyeceğim. Tuzum, sıvı yağım, salçam. Soğanımı rendeleyerek başlıyorum. Çorbam için soğanımı rendeledim. Burada da bir iki tane böyle ufak sarımsağım var. Onları da rendeleyeceğim. Sıvı yağ katıp kavurmaya başlayacağım. 2-3 diş sarımsağı da rendeledim. Sıvı yağsını da kattım. Kavuruyorum. Çorbanın yapımına da başlıyorum. Burada da yemeğim kaynıyor. Ispanaklarım hazır. Salçam, tuzum ve çorbama biraz pirinç, iki kaşık da pirinç yıkadım. Soğanımı kavuruyorum. İki tane de sarımsak rendeledim, iki diş. Daha lezzetli oluyor çorba. Kavrulduktan sonra salçasını vereceğim. Ispanak köklerimi vereceğim. Kaynattığım suyumu katacağım, kaynatacağım. Daha sonra da pirincini vereceğim. Bugün ses iyi çıkmıyor, kayıtlıyım. Soğanlarım kavruldu. Salçasını veriyorum. Terbiyeli mis gibi çorba oluyor. Yoğurt, yumurta sarısı. Bunun en son terbiyesini yapacağım. Salçayla da kavruldu. Ispanağını verebilirim. Salçası da kavruldu. Ispanak köklerini veriyorum. Aynı yemekte uyguladığımız işlemi bunda da uyguluyoruz. Bunları da elimizle tabii ki ziyan etmiyoruz, katıyoruz. Ispanak köklerim kavruldu. Soğan, sarımsak, mis gibi ve suyunu veriyorum. Attığım suyu da katıyorum. Ve tuzunu katıyorum. Biraz daha su ilavesi yapacağım ben. Kaynama süresi de var. Kaynatacağım çünkü. Çorbam yeterince kaynadı. Pirincini veriyorum. Pirinci de kaynayacak. Terbiyesini yapacağım. Çorbamın terbiyesini hazırlıyorum. 2,5 kaşık un, 1 yumurta sarısı ve yoğurt koyuyorum. Tam bir kış çorbası. Güzelce karıştıracağım. Tek elle olmuyor. Kapatıp öyle yapacağım. Biraz da çorbam kaynıyor. Terbiyeyi buraya koydum, musluğun üstüne sıçramasın, hem aradıktan biraz su alalım. Şöyle güzelce ezelim. Yumurta, yoğurt, un terbiyesinde. Süzerek katacağım her zamanki gibi. Ne kadar iyi karıştırsam karıştırayım, o riske giremem. Çorbamın terbiyesini güzelce çırptım. Ne yapıyoruz? Şöyle çorbasından biraz alıyoruz. Kesilmeyi önlemek için koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Birden vermiyoruz.
paketimi alıyorum ve süzüyorum. Çorbama da katıyorum. Süzme işleminde sizinle yapalım. Direkt çorbayı tencereye koymadım. Böyle başka bir kaba. Tortular falan kaldı. Evet, şimdi dökebiliriz çorbamıza. İşte bunda döküp karıştırmak var. Onun için bunu kapatarak yapalım. Çorbamın terbiyesini de verdim. Şöyle biraz terbiyesiyle de kaynatacağım. Burada da çayım. Bugün içemediğim çayım. Koydum. Yemeğim de pişti. Yoğurdum da burada. Sarımsaklı yoğurt yapacağım. Yemeğin üzerine. Ispanaklı yemeği. Sonlandırıyoruz artık. Yemek işi bitiyor. Kaynasın. Çorban terbiyesiyle yeterince kaynadı. Çorbam oldu. Servisinde yaptım. Masama götürüyorum. Tumanı tüte tüte tam bir kış çorbası. Yemeklerimi de hazırladım. Masamı hazırlıyorum yani. Ne kalıyor geri? Çayı. Onu da daha sonra demleyeceğim. Tam bir kış çorbası. Sarımsaklı, ıspanak kökünden terbiyeli, mis gibi çorbalar. Ve sizler için tadımını yapıyorum. Şöyle çorbamızdan alalım. Harika. Ve yemeğimizden alalım. Bol sarımsaklı yoğurtlu. Süper. Mis mis. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum tekrar. Size de afiyet olsun.